Sevgili genç yeteneklerimizden henüz çok küçük olmasına rağmen çok güzel başarılara imza atan Dudu Pektunç bizlerle. Sevgili Dudu, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seni burada ağırlamak gerçekten benim için çok güzel. Uzun zamandır aslında aklımda olan bir isimdin ama bugüne nasipmiş. Evet. Neler yapıyorsun? Seni şöyle kısaca tanıyacağız ama benim sana ayrıca sorularım olacak. Henüz 17 yaşındasın. Herkes çok merak ediyor. Hani bu kadar küçük yaşta olabilir misin diye. Buraya geldiğinde de sana yaşın soruldu. Evet. Sen kendini tanıtacak olursan, seni bir de senden tanıyalım. Neler söyleyeceksin? 17 yaşındayım, az önce dediğiniz gibi. Genç bir müzisyenim. Müziğe olan aşkıyla yanıp tutuşan bir gencim. Lise son sınıf öğrencisiyim. 1,5 yıl önce kendi söz ve müziğim ait olan Kuyruklu Yıldız'ı paylaştım. Çok güzel geri dönükler aldım parçamla alakalı. Ülkemizde gerçekten gençlere çok büyük bir destek olduğunu birebir tanıklık etme fırsatı buldum. İleride de üniversitede de müzik hayatımı devam ettireceğim. Evet. Kuyruklu Yıldız'ın yankıları hala sürüyor. Pozları hala arkasında. Hala dinlemeye devam ediyoruz. Radyolarda yine en çok çalınan şarkılar arasında yer alıyor. 1,5 yıl önce bunların olabileceğini hayal ediyor muydun? Aslında böyle arada aile sohbetlerinde de konuşulan bir mevzudur bu. Hayal etmiyordum aslında. Benim her zaman müzik okumak gibi bir hayalim vardı. Ve aldığım işte keman, piyano, şan ve müzik teori derslerinden sonra ailemden böyle bir isteğim olduğunu, müzik şarkısı işte çıkarmak istediğimi söylediğimde onlar çok destek verdi. Amacım sadece kendi söz ve müziğim olan bir şarkıyı paylaşmak. İnsanların işte yorumlarını almaktı. Ama bu kadar büyük bir tepki alacağımı ben bile hayal etmemiştim. O yüzden çok mutluyum. Ve beni en çok aslında mutlu eden günümüzde maalesef artık şarkılar çok fabrikalaştı. İşte Evet. bir ay sonra sıkılıp diğer şarkıyı dinliyorlar. Çok hızlı tüketiyoruz. Ve Kuyruklu Yıldız'a fark ettim ki 1,5 yıl geçti ama hala daha dinleniyor. Bu benim için muazzam bir duygu gerçekten. Kesinlikle Yaptığım öyle. için hala daha dinleniyor oluşu benim için çok mutluluk. O zaman bir kez daha dinleyelim. Hatta hiç izlemeyen, dinlemeyen izleyicilerimiz varsa şöyle can kulağıyla dinlesinler efendim. Kuyruklu Yıldız şu an ekranlarımızda. Kapatsam gözlerimi seni görür müyüm her saniye ya da bıraksam sana kendimi kırar mısın kalbimi tutsam sımsıkı ellerini bırakıp gider misin beni bilsen düşüncelerimi okusan olsa
Çok güzel bir klip olmuş. Çok Klip ne teşekkür zaman ederim. çekildi? Klip 12 Temmuz 2018'de çekildi. Çok böyle sıcak bir klip çekmek istedik yaşımıza uygun. Klipte görmüş olduğunuz benim okul arkadaşlarım ve yeğenlerim. Ne güzel. Evet, o yüzden çok sıcak, çok istediğim gibi bir klip oldu. Sen de çok rahattın tabii Evet, çekimlerde. evet. Ne kadar sürdü ve kim çekti klibi? Çok tatlı bir klip olmuş. Buradan öncelikle prodüktörüme çok selam söylemek istiyorum. Her zaman bana destek olduğu için İnan Çayipoğlu. Sevgiler, saygılar Evet, sevgili İnan sevgilerimi Çayiroğlu'na iletiyorum. da. Aranjörüm, yönetmenim ve prodüktörüm. Çok değerli bir kişi. Evet, gerçekten bu işe başlamadan önce araştırıp ki yaptığımda onun gerçekten bana çok yardımcı olacağını fark ettim ve onunla birlikte çalıştım. Klibimiz iki aşamalı oldu. Bir kafe çekimimiz oldu, diğerinde de sahne çekimimiz oldu. Aslında toplam 2 günde sürdü. Çok programlı bir ekip olduğumuz için kısa sürede en güzel şekilde bitirdik klibi. Genelde hani şarkılar çıkar ortaya, çok dinlenmeye başlanır ama klipler hiç olmaz. Evet. Ama sizin şarkıyla beraber klip de ortaya çıktı. Evet. Aynı anda mı oldu, nasıl oldu, nasıl karar verdiniz klip çekmeye? Aslında şöyle ilk şarkıyı yapmaya karar verdiğimizde ben gerçekten bir genç olarak da sosyal medyanın öneminin ne kadar çok iyi olduğunu birebir biliyorum ve Evet. tanıklık ediyorum. Günümüzde sadece audio olarak ses çıktığında şarkıların çok fazla dinlenmediğini fark ettik. Çünkü genelde görselliğe artık önem veriyor insanlar ve bunun bir klibi olması gerektiğini düşündük. Ben de prodüktörümle. Böyle bir işe giriştik ve çok başarılı da oldu. Çok da iyi olmuş. Evet, teşekkür Peki ederim. senin müzik serüvenin böyle hani çok gerilere dayanıyordur. Çocuklukta zaten hemen başlar bu müzik aşkı. Evet. Ama sonrasında ise ya tamamen yok olur ya da şevk gelir ve senin yaptığın gibi çok daha başarılı işlere imza atılır. Evet. Benim aslında müzik serüvenim annemin vasıtasıyla başladı. Ana sınıfına başladığımda gelip bana Dudu hayatında bir müzik ve spor olsun dedi. Ve keman eğitimi almak istedim. Çünkü keman araştırmalarımızın sonucunda işte dünyanın en zor aleti ve kemanı çalan bir insan diğer aletleri de çalabilir. Keman eğitimime başladım 6 yaşında. Henüz daha okuma yazma bilmiyordum. O yüzden böyle okuma yazmadan önce notalarla buluştum ben. Ne Daha güzel. sonrasında 3. sınıfta artık fark ettim ki bir an keman çalmadığımda bir yanım eksik oluyor ve artık müzik benim bir parçam haline geldi. Ve aileme gidip ben müzik okuyacağım dedim. Onlar da sanat ve müziği duyunca tabii ki de biz sana destek çıkacağız dedi. Ve böyle başladı müzik serüvenim. Daha sonrasında işte kendi başıma piyano eğitimi aldım. Sonra birçok müzisyenle çalışıyorum şu an. Teori eğitimleri aldım, şan eğitimi aldım. Ve daha sonrasında cesaretimi toplayıp bestelerim de olduğu için Kuru Yıldız'a profesyonel yaşama başladım. Ne kadar güzel. Peki kaç tane besten var? Kuyruklu yıldız bunlardan hangisiydi? Neden kuyruklu yıldız? Aslında birçok bestem var. Daha çok ilk başta enstrümantal besteyle başladım. Keman çaldığım için. Klasik müziğe olan tutkum da var. Sözlü bestelerim de oldu. Birçok aslında sözlü beste yazıyorum. Çünkü ilham her an geliyor. Özellikle bizim gibi bir adada. Bu yeşilliklerin içinde gelmemesi imkansız aslında. Evet. O yüzden böyle bir serüvende çok güzel oluyor. Sürekli ilham geliyor. Özellikle Mart ayında gökkuşaklar açıyor. Kuyruklu Yıldız'ı da öyle bir günde yazdım aslında. Okul günüydü o gün. Okulum bitmişti ve o gün çok fazla yağmur yağmıştı. Ve yağmurdan sonra bir gökkuşağı açtı. Ben o gün okulun piyano odasındaydım. Gökyüzüne baktığımda çok güzel bir gökkuşağı vardı. Ve aniden sözler geldi. Kuyruklu da bahsettiğim gibi işte yağmurdan sonra açan gökkuşağı gibi çok güzel bir anda çok güzel bir şarkı çıktı. Bana göre çok güzel bir şarkı bu çünkü aslında tüm insanların yaşadığı bir his Kuyruklu Yıldız. Çünkü o ilk aşık olduğumuz anlarda işte tutsam sımsıkı ellerini bırakıp gider misin beni? O kararsızlık, o cesaretsizliği anlatan bir şarkı. Ama sonunda işte aşık olduğumuzda işte gökyüzüne bakıp ah seni görsem orada, seni bulsam.
O yüzden insanlar da çok güzel tepki verdi. Özellikle gençler. Evet, onların tepkileri tabii daha önemli. Evet. Çevrenden mesela gençlerden, sınıf arkadaşlarından, okul arkadaşlarından nasıl tepkiler geldi? Onlar da muazzam bir tepki var. Hatta şu an izliyorlar. O yüzden çok selamlarımı iletiyorum öğretmenlerime. Hepsine selamlar, sevgiler o zaman. Evet, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma. Muazzam destek var aslında. Böyle sözlerini ezberlediler. Kuyruklarımızın birlikte sınıfta söylüyoruz. Okulda işte öğretmenlerim ve arkadaşlarım sürekli katıldığım her programı izliyor ve dinliyor. Sürekli muazzam bir destek var okulda. Çünkü ailemizin daha çok okuldayız aslında biz öğrenci olarak. İkinci aileniz de orada. Evet, kesinlikle. Onların verdiği destek muazzam bir şey benim için, arkadaşlarımın. O yüzden çok güzel destek veriyorlar gerçekten. Bu arada ilk destekçin annen de burada. Şu anda bizi izliyor stüdyoda. Ona da ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem seni buraya getirdiği, hem sana çok büyük destek. Senin bu yola çıkmanda sanırım en büyük katkı annenden. Evet, kesinlikle. Annem, babam, ailem hepsi çok, çok destek çok önemli. Veriyor. Evet. Birçok kişi maalesef çok başarılı olsa bile ya da başarılı olacaksa bile ailesinin desteği arkasında olmadığı için bunu başaramıyor. Evet, maalesef. Bu yüzden sen çok şanslısın. Evet. Hem sana çok destek olan bir ailen var, hem de dostların, arkadaşların, okuldaki öğretmenlerin, herkes sana çok destek. Bu yolda önün çok açık. Zaten sen başarılı olduğunu şu anda kanıtlamış durumdasın ama henüz yolun çok başındasın. Evet, kesinlikle. Bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? Yepyeni projeler var mı gündemde? Tabii ki var. Olmaz hatta, olur mu? Tabii ki. Hatta bu dönem aslında ikinci şarkımın çalışmalarına başlayacaktım. Lakin programın başında dediğim gibi lise öğrencisiyim ve bu sene çok fazla yoğun geçirdim. Hala daha da geçiriyorum aslında. Üniversite, çok zor bir yıl. Evet, üniversite başvuruları oldu. Hatta yurt dışına gitmek durumunda kaldım Şubat'ta. Oradaki üniversitelerdeki birçok müzik profesörleriyle konuşma imkanım oldu. O yüzden birçok sınava da gireceğim keman ve müzik teori için. O yüzden bu yoğunluğum geçer geçmez. Büyük ihtimalle Haziran sonunda ikinci şarkım için stüdyoya gireceğim. Yine söz ve müziği bana ait olacak. Haziran'da olacaksa hareketli bir şarkı olacağını düşünüyorum. Yaza uygun. Şimdi çalışmalara başlayacağız Haziran'da. Çalışmalar Haziran'da başlayacak. Evet. Bu sefer ters köşe olabilir diyorum. Yani bu sefer kuyruklu yıldıza nazaran daha fazla bir, daha farklı bir şey çıkabilir. Daha duygusal bir şey mi çıkacak acaba? Kim bilir. Kuyruklu yıldız aslında hem duygusal hem de orta ritimde kıpır kıpır yapan bir şarkı. Hani sabahları bile yolda giderken dinlediğinizde hani o günaydın şarkılarından bir tanesi oldu bizde. Evet. O yüzden hani o duygusallığı da içinde barındırdığından dolayı ben duygusal bir şarkıya zaten sesinin uyabileceğini, onu da çok güzel yorumlayabileceğini düşünüyorum. Haziran'da başlayacak olan çalışmalar öncesinde tabii çok yoğun olacağın için bu dönem herhalde seni göremeyeceğiz pek ortalarda ama. Evet, olabilir. Özleyecek miyiz seni? Aslında çok özetmeyeceğim kendimi. Festivaller var önümüzdeki zamanlarda. Evet. Hatta artık kapıda diyelim festivaller başlamış durumda. Evet. Festivallerde yer alacak mısın? Büyük ihtimalle olabilir öyle bir şeyler. Genelde... Eğitimimi aksatmayacağım şekilde kabul ediyorum böyle şeyleri. Yaşıma uygun bir biçimde olduğunda. Hı hı. O yüzden neden olmasın? Evet, festivallerdeki konserler senin halkla buluşman için çok önemli. Kesinlikle. Çok da yaşına uygun. Evet. Zaten halkla iç içe olacağından dolayı herhangi bir sakıncası yok. Evet. Tam yaşına uygun şekilde seni karşılayacaklarından eminim ben. Bu dönemde gerçekten zorlu bir süreç atlatacaksın ama sonrasında eminim çok daha güzel yerler seni bekliyor. Bir de kemandan bahsetmişken keman ve piyano eğitimi aldın. Evet. Keman senin artık bir parçan. Evet. Ve bundan sonraki süreçte ben hani kliplerinde bile kemanı görmek istiyorum. Evet. Var mı böyle bir plan? Var. Hatta bundan sonraki ilk burada söyleyeyim hatta. Bundan sonraki klibimde ve şarkımda keman performansımı daha da ön plana çıkaracağım. Çünkü keman artık zaten okuyacağım bir bölüm. Keman performansı ve senin okuyacağım. Bence ayrıcalığın olacak. Evet. Hem enstrüman çalmak hem de söylemek çok da kolay değil. Evet, zaten genel bu işe başlamadığımda hep böyle sürekli biz ailece radyo dinleyen bir aile olduğumuz için sürekli böyle yorumlar yapıyoruz her şarkıyla alakalı. Ve benim gördüğüm kadarıyla Kuyruklu Yıldız'a da tanıklık ettiğim kadarıyla sözünü ve müziğini yapan müzisyenler her zaman daha başarılı oluyor. Çünkü
bir sözü kendiniz yazdığında ve müziğinizi kendiniz bestelediğinizde o şarkıyı içinizde hissedebiliyorsunuz ve karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Ama sözü o besteciden alıp müziği o besteciden aldığınızda aslında ne hissettiğinizi bence karşı tarafta bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz. O yüzden işin içinde olup siz bestelediğinizde, siz hissettiğinizde karşı tarafı da en güzel şekilde hissettiriyorsunuz bence. Doğru söylüyorsun. Çok yerinde bir tespit. Evet. Bu yüzden kutluyorum seni. Çok zoru başardığın için. Bu hiç kolay bir şey değil. Üstelik senin yaşın itibariyle de hani 16 yaşında başladın değil mi? 15,5-16 evet. gibi 1,5 yıl öncesini düşünecek olursak yaşın daha da küçüktü. Evet. Bundan birkaç yıl sonra acaba böyle geriye dönüp baktığında ne düşüneceksin? Genelde ilk çıkan şarkılar çok beğenilmez. İşte sonrasında keşke daha iyi yapsaydım denilir ama senin çıkışın şu an itibariyle oldukça güzel görünüyor. Birkaç yıl sonra da senin bence yine uğurun olacak. Uğur olarak da kalacak. Ama çok daha iyi olacağından da eminiz. İlerleyen dönemlerde bir Türkiye var mı veya Avrupa ayağı var mı bilmiyorum. Hayallerinde neler var? Açıkçası müzik işlerimi Kıbrıs'a devam edeceğim her zaman. Çünkü Kıbrıs'ta bence bu iş en güzel şekilde yapılıyor. Çünkü şu an günümüze baktığımızda şu an Kuru Yıldız Kıbrıs platformlarında yayınlandı ama tüm dijital platformlarda, tüm dünyada satılıyor ve paylaşılıyor. O yüzden bunun için Türkiye'ye gitme planım yok ama üniversitemi yurt dışında okuma planım var. Bunun için Şubat'ta gidip orada görüşmeler yaptım. Büyük ihtimalle İngiltere'de müzik eğitimimi devam ettireceğim. Ülkemizdeki birçok sanatçı Türkiye'de yer alan ses yarışmalarına katıldı. Hı hı. Senin böyle bir hayalin var mı? Yani biz aslında ses yarışmalarını çok beğenen bir insan olmadım hayatım boyunca. İzlemeyi çok seven ama katılmayı hiç düşünmeyen biri oldum. Çünkü genel olarak eğer bir ses yarışması olacaksa oradaki jürilerin öncelikle gerçekten bu işi okumuş, şan eğitimi almış müzisyenler olmasını taraftarıyım. Çünkü bazen işte seyirci SMS'iyle birinci gelince yani sonuçta seyirciler de müzik eğitimi almış insanlar değil. Evet. Ve ayrıca müzikte çok fazla profesyonel baktığımızda müzik de kendi içinde ayrılıyor. Şimdi pop söyleyen biriyle opera söyleyen birini aynı kefeye koyamaz hiç kimse. Çünkü her birinin farklı teknikleri var şarkı söylerken. Ve o yüzden eğer gerçekten iyi bir geri dönüt alınması gerekiyorsa bunları ayırıp gerçekten orada işini bilen müzisyenler varsa gerçekten bir ses yarışması olarak adlandırılabilir. Ama günümüzde bu eğlence sektörü oldu. Biz de gerçekten zevkle izliyoruz. Ama hiçbir zaman katılma hevesim olmadı, isteğim de olmadı. Hı hı. Bu yüzden hani oralara da gitmeyi düşünmüyorsun. Evet. Açık ve net bunu da ortaya koymuş oldun. Evet. Bunun dışında farklı yarışmalar hiç aklından geçti mi veya katıldığın yarışmalar var mı? Daha önce böyle yarışmalara katılmadım. Okulumuzda tabii ki orkestra yarışmaları oldu, lise arası onlara katıldık. Ama böyle bir düşüncem yok şu an. Hı hı. Ama Türkiye platformlarına zaten bir şekilde sen girmişsin. Evet. Kuyruklu Yıldız adını duyurmayı başardı. Bundan sonraki süreçte de bilmiyorum nasıl bir şarkı bekliyor bizi ama ben de merakla bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel şeyler bizleri bekliyor. Ülkemizde çok değerli sanatçılarımız evet. var. Çok güzel işler yapıyorlar. Ve dediğin gibi artık çok fazla yurt dışına gitmeye, oralarda olmaya da gerek yok. Evet. Buradaki prodüktörlerimiz, stüdyolarımız gerçekten evet. artık çok profesyonel. Bu işi burada da yapabiliyoruz. Kesinlikle. Ve çok güzel işler çıkıyor ortaya. Kesinlikle. Hatta yani ben bu işin içine girmeden önce bilmiyordum böyle şeyler olduğunu. Ve prodüktörüm İnan Çayipoğlu ile tanıştığımda biz orada stüdyosunda şarkımızı kaydettik. Klibini kendi ekibiyle çektim ve tüm dijital platformlara kendi ekibi yayınladı. Hatta sanırım artık Lefkoşa'da da yapılmaya başladı böyle bir şey. Yani muazzam bir şey aslında Kıbrıslı sanatçılar için. Çünkü gerçekten ülkemizde muazzam sanatçılar var. Ve kimisi kendini duyuramıyor ama artık bu yapılan işlerle artık herkes kendini duymaya başladı. Ve benim aldığım bir başka tepkiyi söyleyeceğim sana. Senin şarkını duyduğunda birçok insan Kıbrıslı olduğunu bilmiyordu. Sen hiç böyle tepki aldın mı? Hayır. Ben çok duydum bunu.
Kuyruklu Yıldız'ın Kıbrıs'tan bir şarkı olduğunu, senin Kıbrıs'tan olduğunu bilmeyen birçok insan biliyorum. Yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Özellikle duyduklarında şarkıyı, "Aa evet ben bu şarkıyı biliyorum ama Kıbrıs'tan olduğunu bilmiyordum" diyenler var. Bu da ayrıca bence çok güzel. Evet. O kadar profesyonel bir altyapısı var ki şarkının. Hani ayırt edemiyoruz artık. Hani burada yapılan şarkılarla Türkiye'de yapılmış veya Avrupa'da yapılmış şarkıların hiçbir farkı yok. Evet, o kesinlikle. Kadar profesyonel çalışıyoruz ki çok büyük emekler harcanıyor. Klipte de bunu görüyoruz. Senin yaşına uygun, evet. Çok samimi, çok güzel bir klip çekilmiş. Bundan sonraki klipte keman da eşlik edecek sana. Evet. Ve çok daha farklı bir şeyler göreceğiz. Evet. Bilmiyorum ama hani yaşına rağmen çok olgunsun. Küçük yaşlarda herhalde bu olgunluğun başladı ki seni bu noktalara taşıdı. Kaç yaşında başladın beste yapmaya veya şiir yazmaya? Aslında ben müzikten önce çok fazla kitap okuyan bir çocuktum. Sürekli işte romanlar okuyordum, hikayeler okuyordum. Ve aslında bu da beni kelime işte... Kelime haznini de geliştirdi. Evet, kesinlikle söz yazmaya, şiir yazmaya yöneltti. Ve her zaman söylediğim bir şey, bazen öyle bir şey hissediyorsun ki içinde ifade etmeye takatin kalmıyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor ve o anda aslında müzik giriyor devreye. Ki bu yüzden duygulara tercüman. Evet. Kesinlikle. Çünkü bazen öyle şey hissedersin ki senin sözlüğünde kelimenin anlamı kalmıyor. Ve o yüzden hissettiğin şeyleri en güzel şekilde ifade etme biçimidir müzik aslında. Ve ben de böyle kendimi ifade ettim. Ve müzikle de çok güzel bir uyum yakaladım aslında. Ve her zaman kendimi bir şey hissettiğimde hep müzikle aktardım. Ve en güzel şekilde de öyle aktardığımı düşünüyorum. Ne güzel. İlk ne karaladın, hatırlıyor musun? Aslında çok zaman oldu ama ilk yaptığım beste benim enstrümantal bir besteydi. Kemanla birlikte yaptığım. Adı Kiraz Mevsimi'ydi. Ne güzel. Çok güzel bir şarkıydı o. Hatta bir gösteride de sergilenmişti şarkım. İşte kimi zaman sözlü beste yapıyorum, kimi zaman enstrümantal beste. Hissettiğim duyguya göre değişiyor bu. Hissettiğin duyguları sanırım böyle etrafından gördüklerini de bağdaştırıyorsun. Hani tamamen işte hep sorarlar ya sanatçılar işte ne yaşadınız da bunu çıkardınız diye. Hani çok fazla senin yaşanmışlığından ziyade çevrende gördüklerini sana hissettirilenler önemli çıkardığın ürünlerde. Kesinlikle. Hatta benim birçok bestemde bazen duygusal beste yazdığımda şimdi ailem sürekli ben evin içinde yazdığım için görüyor ve yani ben de genel olarak dış gözle baktığımda bu kız ne yaşamış olabilir de bunu yazmış deniliyor. Çünkü böyle bazen öyle bir ayrılık şarkısı yazılır, bazen duygusal şarkı yazılır. Ama işte bazen sözler aklınıza gelir ve yazılır ama onu garip olan taraf, onu gerçekten yaşamışsınız gibi yazıyorsunuz. Ve yazdıktan sonra gayet mutlu hayatınıza devam ediyorsunuz. Bazen işte çevre, ben çok severim böyle insanları gözlemleyeyim. İnsanların ne yaptığını, ne yaşadıklarını dinlemeyi de çok severim. İyi bir dinleyiciyim. Böyle genelde her zaman insanların yaşadıklarını dinlemekten zevk alırım. Bunlar da bazen senin düşüncelerini etkiliyor. Bazen aniden bir ilham geliyor. Onların hikayelerinden de zaten çok büyük hikayeler çıkabiliyor senin açından. Kesinlikle. Bundan sonraki süreçte eminim çok daha güzel hikayeler çıkacaktır. Yaşın büyüdükçe senin de tecrübelerin artacak. Evet, kesinlikle. Senin de yaşanmışlıkların olacak. Onların üzerine çok daha güzel sözler, besteler olacağından kesinlikle eminim. Teşekkür ederim. Yaşın çok genç olmasına rağmen o olgunluğu taşıyorsun. Yaşından çok daha olgunsun. Bunun sanırım etrafındaki herkes farkında. Ve bundan sonraki süreçte ben seni aslında çok başka yerlerde görüyorum. Hani sen illaki ülkemizde olmak istiyorsun ama kendini bu kadarla sınırlama. Üstelik de yurt dışında okuma planın var. Evet. Yurt dışında da birçok hayalini gerçekleştirebilirsin. Aynı şekilde hem ülkemizde hem de yurt dışında bizi temsil edebilirsin. Ne dersin? Tabii ki derim. Çünkü her zaman ben ülkemizi çok seven bir genç oldum. Ama tabii ki de eğitimimi yurt dışında almak istiyorum. Hatta imkanım varsa orada da çalışmak çok isterim. Ama yani bu konularda çok böyle geleceğe yönelik bir planım yok. Henüz çok daha uzun vadeli planlar yapmıyorsun. Yani yaşayıp görmek istiyorum ne yaşayacağımı. Ama tabii ki her zaman da Kıbrıslı bir sanatçı olduğumu da göstermek istiyorum her yerde. Onu biz de görmek istiyoruz açıkçası.
Biraz klibe dönelim. Klipte heyecanlandın mı? Çekimler nasıl geçti? Anlatır mısın? Ya çok heyecanlı geçti benim için. İlk stüdyo deneyimimdi. Tabii ki evde küçük bir stüdyom var ama o kapılar kapandığında ve yalnız kaldığınızda, o record mikrofonuyla olduğunuzda çok farklı hissediyormuş insan gerçekten. Ve arkada çalan da sizin bestelediğiniz şarkı olunca inanılmaz heyecanlanıyor insan. Hatta böyle şey, ilk kayda başladığımızda bir an heyecanlanıp durdum. Orada prodüktörüm ne oldu dedi. Abi bir dakika dedim, bir nefes alayım, kendime geleyim ve öyle başlayayım. Ve çok güzel bir süreçti aslında stüdyo hayatım. Okuldan sonra stüdyoya gidip kayıt yapıyordum ben. Klip de çok güzel oldu aslında. Benim yine senaryosunu kendim yazdığım bir klipti. O yüzden çok güzeldi. İşte arkadaşlarımla birlikte çalışıp çektiğimiz bir klipti. Yine çok güzel bir süreçti benim için. Çok eğlenceli, çok heyecanlı. Böyle çok, çok güzel bir duyguydu benim için. Peki buradan ben tam olarak göremedim ama o gelen son mesaj neydi? Yine harikasın mı? Evet, neydi? Evet yine harikasın. Çok güzel. Ve bundan sonraki klibini yine sen mi yöneteceksin? Nasıl olacak? Genelde prodüktörümle çok güzel işbirliği yapıyoruz. Genelde senaryosunu ben hazırlıyorum. Onlar kendi ekipleriyle, montaj ekibiyle ve yönetmeniyle birlikte bir parça haline getiriyoruz. Ben genelde senaryoları yazma taraftarıyım her zaman kendim için. Çünkü hissettiğim duyguyu karşı tarafa nasıl aktaracağız? Çünkü klibin bir senaryosu olmalı ve sizlerin de o hikayeyi anlaması gerekiyor. Evet, tamamen bir algı operasyonu evet, var orada. Evet, kesinlikle. Çünkü bazen kliple şarkının alakasız uyumları oluyor. Doğru. Bu yüzden senaryoyu ben yazıyorum her zaman. O da görüntü yönetmeniyle, kendi ekibiyle birlikte işbirliği yapıp sonucunu varıyoruz. Şimdi stüdyoda olup da şarkı söylemek farklı. Ha. Klip çekiminde farklı bir heyecan ama konser anında birçok izleyicinin karşısına çıkarak mikrofon başında şarkı söylemek bambaşka. Evet, kesinlikle. İlk sahneye çıktığın an neler hissettin? Çok heyecanlandım. Lakin benim heyecanım kısa sürdü. Çünkü o mikrofonu alıp şarkı başlayana kadar inanılmaz bir heyecanım vardı. Ama şarkı başladıktan sonra tamamen profesyonel bir işe döndü olay. Dünyadan kopuyorsun evet, o an. Dünyadan kopup bir anda profesyonel düşünüyorsun. Çünkü sahne performansı sunacaksın. Ama tabii ki şarkı bittikten sonra heyecanın tekrar geri dönüyor. Çok güzel bir duygu. Ama tabii ki genelde sanatçılar karşısında böyle kendini destekleyen ailelerini, arkadaşlarını görünce o heyecanın direkt azalıyor aslında. Ve kendini evdeymiş gibi hissediyorsun. Çünkü karşında birçok tanıdığın bir kişi olunca çok mutlu oluyorsun. Ve tabii ki seninle tanışmak isteyen insanlar oraya gelip seninle fotoğraf çekiyor. Çok güzel hissediyorsun. Şöyle mesela yolda yürüdüğünde tanıyanlar var mı? Seninle tanışmak isteyenler? Olur aslında. Hatta bunun için komik bir anım da oldu. Biz okuldayken bu senenin başında kantinde otururken arkada kuyruklu yıldızı duyuyorum. Ve arkadaşlarıma diyorum, arkadaşlar kuyruklu yıldız mı çal arkadan yoksa ben mi duyuyorum yanlış? Bir döndük arkamızı, küçük çocuklar kuyruklu yıldız dinliyor. Ama benim okulda, bu okulda okuduğumu bilmiyorlardı. Ne güzel. Bir anda çok büyük bir heyecan oldu onlar için. Ben de çok mutlu oldum tabii ki çocukların benim şarkımı dinlemesi. Zaten bununla ilgili çok muazzam bir anım var benim. Bunu da anlatmak isterim burada. Hemen dinleyelim. Benim küçük bir ayranım var, Aleyna ismi. Henüz daha ikinci sınıf. Bir gün okuldan sonra annem bana gelip dedi ki, Dudu sana küçük bir hayranın bir mektup yazdı. Aa. Dedim ne hayranı? Annemin iş arkadaşının kızı Aleyna. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum. Kuyruklu yıldızla yatıp bana kalkıyormuş. Yemek yemediğinde annesi kuyruklu yıldızı dinletiyormuş ve öyle yemek yiyormuş. Hatta kuyruklu yıldızı o kadar sevmiş, beni o kadar sevmiş ki müzik derslerine başlamış ve şu an piyano eğitimi alıyor. Ne kadar güzel. Açtığımda böyle işte bir resim çizmiş. İşte senin en büyük hayranınım, kuyruklu yıldız dünyanın en güzel şarkısı. Ve çok duygulandığım bir anda aslında benim için. Çünkü ben de yani onların ne hissettiğini çok iyi anlayabilirim. Çünkü benim de yaşım çok küçük. O yüzden çünkü ve bir de genç bir çocuğun beni örnek alıp müziğe başlaması benim için muazzamdı. Çünkü günümüzde gerçekten çok değişti.
etraf ve artık kötü durumlar yaşamaya başladı tüm gençler. Ve müzikle, sanatla uğraşmak onları bu kötülüklerden ayırıp aslında iyiliğe yöneltiyor. Doğru. Çünkü ben her zaman okuldan sonra hep sanatla uğraştım. Dışarılarda olmadım ve kendimi sanatla korudum aslında. Çok güzel bir örnek teşkil Evet. ediyorsun şu anda. Ve bana göre herkesin hayatında müzik olmalı. Özellikle şimdiki öğrenciler o kadar yoğun bir okul hayatı yaşıyor ki birebir ben de tanıklık yaşıyorum. Okuldan sonra bir yarım saat bir piyano keman çalmak sizi o kadar bir recharge yapıyor. Yani gerçekten böyle bir anda enerjiniz yükseliyor ve yeni güne merhaba diyorsunuz. Yani illaki enstrüman çalmak da değil, müzik dinlemek bile Kesinlikle, zaten ruhun kesinlikle. gıdası. Bu kanıtlanmış bir şey. Artık hamile kadınlar bile bebeklerini anne karnında şarkı dinletiyorlar. Evet, Özellikle klasik müzik evet. dinletiyorlar ki böyle daha huzurlu olsunlar, daha mutlu Evet. olsunlar diye. Benim de yapmışlığım vardır. Annemin de yapmış Kulaklığı değil mi? takıp karnıma Evet, yapmışlığım var. Müzik başka bir şey. evet. Evet, Hani kesinlikle. sanatın her dalı çok güzel ama müziğin hayatımızdaki önemi çok fazla. Evet. İşte en kötü anlarımızda bir şarkı dinleriz. O an huzur buluruz, mutlu oluruz. Evet. Ya da çok mutlu olduğumuz anlarda yine hem o şarkılara eşlik ederiz hem dans ederiz. Hepsi Evet. bir aradadır. Mutluluğumuzu paylaşırız, sözlüğümüzü paylaşırız. Ve az önce dediğimiz gibi bu şarkıların sözleri de bizlere tercüman olur. Hani o Evet. hislerimizi söyleyemediğimiz, o kelimelere dökemediğimiz duygularımıza tercüman olur. Evet, Bu kesinlikle. yüzden müzik çok çok önemli hayatımızda. Kesinlikle Ve ben katılıyorum. sana çok çok teşekkür ederken son sözlerini almak istiyorum. Ben öncelikle çok teşekkür ederim size. Sürekli takip ettiğim bir programa katılmaktan büyük bir mutluluk duydum. Çok teşekkürler. Duruşunu ve sunuculuğunu çok beğendiğim birisiniz. O yüzden çok mutluyum şu an. Çok keyifli bir program oldu benim için. Sadece tek bir mesaj vermek istiyorum buradan gençlere ve ailelere özellikle. Çünkü gençlere aileler destek vermezse gençler hiçbir şey yapamıyor. Evet. Lütfen çocuklarınıza sanatı ve müziği tattırın. Çünkü günümüzde gerçekten sanatla uğraşan gençler tüm iyiliklerle buluşuyor ve böyle bir toplumda şu an sanat her zaman her şeyi çok kurtaracaktır bence. Yani müzik ve sanat bizi her zaman doğru yola gösteriyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkür Ben ediyorum çok sana. teşekkür ederim. Bu güzel yolunda, kuyruklu yıldızınla sana başarılar diliyorum. Çok Yolun açık teşekkürler. olsun sevgili Dudu. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, hayatın renklerinde bugün adına sona geldik. Haftaya pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.